gündemle ilgili de bir sorum var. Dün Tevfik Göksu bir televizyon programına canlı yayına katıldı ve biraz gecikmeli olarak katıldı. Bunun nedenini trafik sıkışıklığına bağlı. Son 6 ayda artan trafik sıkışıklığı yüzünden olduğunu söyledi. 25 yıldır İstanbul'da trafik olmadığını. Bir cevabınız olacak mı? Herhalde espri yapmak istedi ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Yani benim ona cevap vermeme gerek yok. Sayın Başkan, dün eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu sizin İstanbul'da kuraklık açıklamanızdan sonra bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın emriyle yardım ederiz diye bir açıklaması oldu. Sizin bir cevabınız olacak mı? Olacak mı ya da daha yani eski İSKİ Genel Müdürü, Bakan, yani bence kendilerine bir tavsiyem, elinde bir imkan ya da bir fırsat varsa hiçbir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir, biz de kendisini ararız. Öyle bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez. Yani benim birinci tavsiyem bu. İkinci konu da şunu unutturmayalım, bir melen sorunu var ortada. Bakın bugün yani şu an itibariyle bitmesi gereken yıldan, kendi anons ettikleri yıldan 3 yıl geçmiş durumda. 3 yıl. Yani 2016'da bitmesi gereken aralığın ilk haftası diye anons ettikleri bitim tarihi 3 yıl geçti. Niye bitmedi? Hala bitme şansı yok çünkü ilave yatırım var. O yatırım çıkmalı ve bunu konuşuyoruz. Melen bitsin yani. Biz hiçbir şey yapılmadı demedik ki, yani yapılan işlere çok teşekkür ediyoruz. Elbette yapılacak, 25 sene yani kolay mı, çeyrek yüzyıl yönetmişsiniz, yapılacak. Alkışlıyoruz, takdir ediyoruz ama melen bitmedi. Ve bu melenin bitmemesinin sorunları, problemleri çözülecek, bir an önce hizmete girecek. Yani bu konuda ne bir geciktirme ne bir mali destek konusunda bir takım sıkıntılar olmamalı, bir an önce aşılmalı. Hangi hata yapılmışsa da Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını sormalı dedim. Başka bir şey demedim. 3 yıl geçmiş. Açılacak dedikleri tarihten. Onun dışında dediğim gibi yine de bize bilgi sunmak isterse bence emire falan gerek yok. Kamu hizmeti bu. Kapımız açık. Biz de kendisini ararız. İSKİ Genel Müdürüm kendilerini arar. Elindeki bilgileri sorar. Varsa bize bir katkısı zevkle de kullanırız. Yani bu ülkede üretilen her fikir, her güzel anlayış bizim kapımız ardına kadar açıktır. Efendim iktidar hala her söyleminde Melen'in devreye girdiğini söylüyor ki dün Veysel Eroğlu'da Melen projesiyle İstanbul'a su sağlandığını söyledi. Burada bir anlaşmazlık hala devam. Hayır, Melen bakın, şu an devrede mi değil hayır, mi? Melen'den su basılıyor. Hı hı. Ama bizim bahsettiğimiz konu baraj. Hı hı. Ama Melen'den ne zaman su basılıyor? Şu anda basılıyor. Ama yazın ortasında basılamıyor ya da çok minimuma iniyor. Niçin? O dönemde Melen Irmağı'nın suyunun az olmasından. Melen Barajı niçin yapılıyor? Her daim orada bir su rezervi oluşması için. Onun için karar verilmiş. 30 yıllık bir proje. Herkesin bir emeği var. Yani 80'li yıllarda birisi düşünmüş. Sonra birisi bunun devlet planlamadan kararını çıkarmış vesaire vesaire gelmiş. Diyor, deniyor ki 2016'da bitecek ve orada su birikecek. En sıkıntılı anda bile İstanbul'a oradan su basılabilecek. En kurak anda bile. Ama şu anda Melen Irmağı gürül gürül aktığı için evet biz oradan da su geliyor. İstrancalardan da su geliyor. Herkesin katkısı var. Yani bunda bir sorun yok. Sorun şu. Melen Barajı niçin bitmedi? Bitirilmesi için neler engel var? Hangi konular engel var? Ve bunlar nasıl çözülecek? Bu konuda hızlıca bize bilgi aktarılsın. Bu kadar basit. Efendim az önce ateşi yeniden körüklediniz. Evet. Bu aslında çalışmaların yeniden başladığı anlamına mı geliyor? Çünkü duran hatlardan biri olarak da gösteriliyordu. Aslında duran demeyelim, biraz yavaşlayan hat diyelim. Tabii daha önce bir planlanmış bir ödenek kısmı vardı. Bu bittiği için yavaşlamıştı. Ama firma yine ufak ufak biraz işlerine devam ediyordu. Şimdi ek kaynak konusunda çalışıyoruz. Çünkü biz burayı 2020'ye hazır etmek istiyoruz ve 2020'de sadece bu hat değil, aynı zamanda Unkapanı geçişini de, çünkü orada bir tasarım eksikliği vardı, proje eksikliği vardı. Arkadaşlarım onları giderdi. Ta son durağına kadar hem metro hattıyla birleşen bir aktarım merkezi, hem Sirkeci Eminönü bölümüyle yaya ve işte
raylı sistemle birleşme noktalarının bütün tasarımları sürüyor. Çok hızlandığımız ve çok önemsediğimiz bir hat. Ali Beyköy'den Eminönü'ne, Sirkeci'ye çok yoğun bir insan taşıması, ama bizim için daha önemlisi gün boyu turistik bir alandan bahsediyoruz. Bir tarafta Haliç'i izleyerek gezilecek güzel bir hat tasarlanmış ama ne yazık ki yavaşlayarak ilerlemiş. Bir an önce bitirip o gün boyu turistlerin, burada müthiş destinasyonlar var. Haliç kıyısında müzelerimiz var. Çok güzel yeşil alanlar tasarlıyoruz. Yanı sıra tarihi alanlar var. Balat'tan tutun Eyüp Sultan'a kadar. Bütünüyle çok verimli, hem turistik hem güncel insan taşımacılığına katkı sunan, hem aynı zamanda Mecidiyeköy Mahmut Bey hattına birleşen bir durağı olan çok verimli bir hat. Onun için 2020'de bu güzel hattı İstanbullularla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hem buradaki yüklenici firmamız hem çalışma arkadaşlarımız. İnşallah hayırlısıyla 2020'de bu hatla buluşacağız. 2020 derken efendim ne zaman? Yani şöyle aslında iyimser konuşursak yaz sonu. Ama yani biraz daha gerçekçi konuşursak yıl sonu gibi öngörülüyor. Hızlanabiliriz de. Tabii bu finansmanla da ilgili. Bazı içinde bazı teknik hususlar var. Arkadaşlarım onlara yoğunlaşıyor. Ama A planı, B planı, yani fedakarlıkla burayı bitireceğiz inşallah. Efendim daha önceki bu hatla ilgili törenlerde Kadir Topbaş'ı görmüştük önce. Daha sonra da Mevlüt Uysal. Şimdi 3. belediye başkanı olarak siz bu hatta incelemeler yapıyorsunuz. Ne kadarlık bir Allah'ın hakkıymıştır biliyorsunuz. Ne kadarlık bir finansman kaldı? Ne kadara ihtiyacınız var? Ve yüzde olarak bakıldığında ne kadarı tamamlandı? Bu hatın çünkü genel anlamda tamamlanmış gibi evet, duruyor. Evet, şöyle tabii. Yani şöyle ifade edeyim, toplam maliyetin aslında %35'i kenarda duruyor. Henüz daha bununla ilgili bir finansman daha önce tasarlanmamış. %60'ı diyebiliriz değil mi? Evet. %60'ı tasarlanmış ve bir finansman bulunmuştu. O da bitince haliyle firmada işte seçimden önce durmuş aslında, duraksanmış ve geldiğimizde de yine bazı motivasyonlarla süreci yavaş yavaş ilerletiyor. Ama günün sonunu göstermek adına haklı olarak yüklenicide bir finansman kaynağı talep ediyor. Biz de o konuda kalan kısmını, o %35'lik kısmını, inşaat seviyesi de aslında o finansmanın biraz daha üzerinde. Yani mevcut dediğimiz o %60'lık finansmanın biraz daha üzerinde. Çünkü firma kendi gücünü de bir miktar ortaya koymuş ama bitireceğiz. Bu hatta ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü tarihi dokuyu yeterince meşgul etmiş. Yani yıllardır burada bu güzel Haliç kıyısını o anlamda meşgul etmiş. Aslında meşgul ettiği kadar da ihmal edildiği için de bazı yerler açıkçası suistimal edilmiş. O suistimalleri de şimdi hızlıca ortadan kaldırıyoruz. Burası dünyanın en güzel noktalarından birisi. İstanbul'un demiyorum, bakın dünyanın. İşte altın boyunuz bizim Haliç dediğimiz en güzel noktalarından birisi. Onun için önemimiz yüksek, önem derecemiz yüksek. Peki geri kalan finansman yurt dışı krediyle mi sağlanacak? Yani tabii her kaynağı araştırıyoruz. Yurt dışı kaynakları bu dönemde daha uygun gözüküyor. Daha verimli görüşmelerimiz var. Hazırda duran bazı kaynaklar var. Ama burada uyum, uygunluk, daha uzun vade, bir takım izinler, hepsi önemli. Bazılarında, bazı işlerimizde gündem meclise gelecek. Bazı konularda Ankara onayı var. Yani hepsini bütüncül olarak takip ediyoruz şu anda. Yani inşaat işleri yaklaşık %75-80'lere kadar yapılmış. APS montajımız biraz yavaş gidiyor. İşte bu maddi sorunlar yüzünden %15-20'ler gibi bir seviyede. Araçlarımızın 6 tanesi tamamıyla imal edildi ama şu an sahaya çekmiyoruz efendim. Çünkü depo sahası hazır değil. Olursa bir sıkıntı olur diye. 30 aracımız var. 6 tanesi hazır. 22'sinin de banda girdi. İmal ediliyor. Rahat. Merhabalar, hoş geldiniz. Teknik üniversitelerde ders olarak okutulacak bir teknolojiye sahip esasında. Bu açıdan da çok önemli bir proje.
Yeter ki o güvenlik tedbirleri almayız. O da Orhan Bey çok iyi bir noktaya temas etti. Hani sürenin yavaşlamasıyla o güvenlik de kendiliğinden alınmış olur. Ama bir de tabii görselliği arttırıyor. Buradan alacak enerjiyi tamamıyla. Güzel. Dikkatli. Enerjimizi buradan alacak. İşte bunlara biz APS diyoruz. Estetik Power Supply'dan geliyor. Bunların biraz yani bunların önemli bir kısmı gelmiş Hüsnü Bey. Bunların ekibimizi biraz arttırıp hızlandırmamız gerekiyor. Tek ekip çalışıyoruz şu anda. İş yapıyoruz diyorsunuz, evet, yani. Evet. Çok ilginç. Evet. Çok milimetrik yerleştiriyorsunuz tabii. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Onlar biz de bahsedelim. Kaynak yapacağım.